Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu yapraklı kare motif çalışmasını yapacağız. Daha önceden bu modelle altıgen hırka çalışması yapmıştık. Onun da hemen linkini şurada kartlara ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi modeli kare olarak yaptığımız zaman biraz daha farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Bu haliyle tek parça örerek yastık çalışması yapabilirsiniz. Kalın iplerle yine tek parça örerek battaniye çalışması yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz bu şekilde 25-30 santimetrelik kareler örerek yatak örtüsü olarak da değerlendirebilirsiniz. Hatta iki tane kare motif örerek yine yazlık süveter çalışması da yapabilirsiniz. Bunu yaparken ben koton bir ip kullandım. Ayrıca 3 milimetre tığ ile ördüm. Size tavsiyem bluz ya da hırka gibi modeller yapacaksanız tığ numaralarınızı koton ip kullanıyorsanız biraz daha büyük kullanmanız gerekiyor. Yani elinizi gevşek tutarak örmeniz gerekiyor. Yastık ya da yatak örtüsü çalışması yaparsanız yine ipinize uygun olan tığ ile örebilirsiniz. Çünkü bluz çalışması ya da hırka çalışması yaparsanız biraz modelin koton iplerde salaş durması gerekiyor. O yüzden ona göre tığ numaralarınızı ayarlamalısınız. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken tığıma bir ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen halkamın içine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bu arada ipimi de burada gizliyorum. Ve ikincisi. Şimdi 3 zincir. Hemen 3 tane ikili trabzan. Biraz halkam küçük olmuş. Sizler sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan. Her zamanki motif başlangıcımız aslında. Sadece birleştirmeyi göstereceğim burada. Tekrar 3 zincir ve 4. kez 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve üçüncüsü. Şimdi sonda zincir çekmiyorum. Hemen tığıma bir ip aldım ve buradaki başlangıç yani şu kısımdan üçüncü zincirin içine batıyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Yarım trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Yarım köşe yaparak başlıyoruz. Bir zincir. Hemen sıradaki boşluğa atlıyorum. Yani köşemizin içine tekrar köşe yapacağım. 3 ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Arada bir zincirimiz var köşelerin arasında. Şimdi tekrar bir zincir çektim ve sırayı tamamlıyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada köşemizi yarım yapmıştım. Hemen burayı tamamlıyorum. Sonda yine bir zincir çektim. Tekrar buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde bir ip aldım. Zincir çekmeden hemen ilk zincirin içine batıyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 4 ve 5. Hemen boşluğun içine 1 ikili trabzan. Burada bir V oluşturduk köşede. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Bakın burada kaydırmayla bağladığım
zincirin üzerine de battım. 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi arada tekrar bir zincir çektim. Sıradaki trabzanların üzerine yine trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir, köşenin içine 1 ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve 1 ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada köşelerimiz V'lerden oluşuyor. Tekrar 3 zincir ve trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Şu arada da yine bir zincirimiz var. Sırayı tamamladım. Sonda 3 trabzanımı yaptıktan sonra 3 zincir çektim yine ve burada bir ikinci trabzanın içine batıyorum. Pardon, zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Şu arada 3 tane zincirimizin olması gerekiyor. Tekrar kaydırmayla köşe boşluğunun içine geldim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar 2 ikili trabzan, artık köşemizi tam olarak yapacağız. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Ve 3. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve 3. Şimdi buradaki bir trabzanı atlıyorum, 3 zincirimizi atlıyorum. Sıradaki 3 tane trabzanımızın üzerine yarım ikili trabzan yapacağız. Yani ilk ikisini aldım, ikincisini de yine aynı şekilde ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım ve üçüncüsü. Toplamda 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bundan sonra her zaman aralarda 3 zincir çekiyoruz. Sadece buralarda bir zincirle başlamıştık. Şimdi sıradaki 3 trabzanımızın üzerine de yine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir ve 3. Hemen köşe boşluğunun içine atlıyorum ve köşemizi yapıyoruz. Dikkat etmeniz gereken, bakın, köşelerde bir sıra trabzanla köşe yapıyoruz, bir sıra V boşluğu yaparak. V boşluğu yaptığımız zaman mutlaka şu trabzanı yaptıktan sonra arada 3 zincirimizin olması gerekiyor. Buralarda şaşırmayalım. Tekrar 3 zincir çektim ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir. Şimdi trabzanla yaptığımız köşelerde ise burada bu boşluğu atlıyoruz. Direkt şu 3 tane yaptığımız trabzanlarımız 2 sıra bu şekilde olduğu zaman 3. sırada hemen üzerine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Aslında burada ilk yaprağımızı da tamamlamış olduk ve hepsini birlikte topladım. Yani ne zaman bu kısımda trabzanlarımız 2 sıra oldu, burada hemen 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar arada 3 zincir ve yine 3 tane yarım ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Hemen boşluğu atlıyorum. 3 trabzan, 3 zincir ve tekrar 3 trabzanla köşemizi yapıyoruz.
Sona geldiğimiz zaman yine burada 3 zincir çektim. Hemen kaydırmayla buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Bu şekilde bağladım. Şimdi köşe boşluğuna kaydırmayla geliyoruz. 1, 2 ve 3 tane kaydırma yaptım. Şimdi tekrar 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen boşluğun içine bir ikili trabzan. Evet. Bu sırada köşelerimizi V boşluğu yaparak tamamlayacağız. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada yeni bir yaprağımız başlıyor. Şimdi hemen trabzanların üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi buradaki yaprağımızı artık üzerine bir trabzan yaparak tamamlıyorum. Ve bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir ve bir ikili trabzan. Üç zincir, trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Köşelerimiz V boşluğu olduğu zaman trabzanlarımızın üzerine trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir ve köşemizin içine bir V yapıyoruz. 1 ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar 1 ikili trabzan. Aralarda her zaman 3 zincirimiz var. Burada da bakın. Hemen üzerine trabzan yapacağımız zaman orada zincir çekmeden atlamayalım. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Sonda yine 3 tane zincirimi çektim. Hemen burada bir ikinci zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Tekrar boşluğun içine kaydırmayla geldim. Hemen 3 zincir ve köşemizle devam ediyoruz. Üç zincir, tekrar 3 trabzan. Bu sırada trabzanlarla köşe yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada yine trabzan sıramız 2 sıra oldu. Hemen yaprağımızı tamamlayacağız. Boşluğu atlıyorum. Hemen trabzanlarımın üzerine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığla bıraktım. 4 ilmeğim var, hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir ve buradaki trabzanımın üzerine bir trabzan. Aradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Toplamda ortada 6 tane ikili trabzanımız var. Tekrar 3 zincir. Hemen yarım ikili trabzan yapacağız. Burada yaprak sıralarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman 2 sıra olduysa 3. sırada yarım ikili trabzanlarla tamamlıyoruz. Tekrar 3 zincir. Köşelere baktığımız zaman V boşluğuyla yapıldıysa hemen trabzanlı köşe yapıyoruz. Direkt köşenin içine atladım. Şu boşluğa da trabzan yapmayalım. Tekrar 3 zincir çektim ve aynı şekilde devam ediyoruz. Sona geldiğimiz zaman 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım ve 3 zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine battım. Kaydırmayla bağladım ve kaydırmayla köşe boşluğuna geliyorum. Burada kaydırmalarımızı çok sıkı yapmayalım çünkü üzerine daha sonra trabzan yapıyoruz.
Şimdi hemen boşluğun içine de bir kaydırmayla geldim. 5 tane zincirimi çektim. Bu sırada V boşluğuyla köşe yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada artık yeni yaprağımıza başlıyoruz. Aslında sıralar karışık gelebilir ama iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi şurada yaprağımız üzerine bir trabzan yaptığımız zaman tamamlanıyor. Burada yeni yaprağımız başlıyor. Şimdi yeni yaprağımızın ikinci sırasını yapıyoruz aslında. Hemen üzerine 3 ikili trabzan V boşluğundan sonra 3 zincir çektim. Trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir ve artık yaprağımızın üzerine şöyle bir trabzan yaparak tamamladım. Tekrar 3 zincir. Şu aradaki trabzan sıramız bundan sonra hep devam edecek ve her trabzan sıramız 2 kez tekrar edecek. Yani 2 sıra burada 6 tane trabzanımız olacak. Ve 6. trabzanım. Tekrar 3 zincir. Hemen 1 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir ve köşemizin içine 1 ikili trabzan. 3 zincir, tekrar 1 ikili trabzan. 3 zincirle devam ediyoruz. Evet. Artık modelimiz anlaşılmıştır. Şimdi şu kısımda şöyle diğer motifimin üzerinde göstereceğim. Bakın biz şimdi buradayız. Bundan sonra yeni sıraya geldiğimiz zaman şu kısımda iki boşluğumuz oluştuğu zaman aslında tekrar trabzanlı sıraya başlıyoruz. Yani bir öncesinden başlıyoruz. Bakın bu şekilde ve bir sonrasında yine bunu iki sıra tekrar ediyoruz. İki sıra burayı tekrar ederken aslında burada yaprağımız tamamlanıyor ve şu kısımda iki tane boşluğumuz tamamlanıyor. Burada iki boşluğumuz olduğu zaman yine bakın yeni sırada bir öncesinden başladım ve bir sonrasında bitirdim ve yine iki sıra tekrar ettim. Şimdi sizler bu motifle yatak örtüsü yapmak isterseniz bu şekilde bitirdiğiniz zaman diğer motifle birleştirme yaptığınız zaman şu kısımda bakın burada yarım olan motif diğer motifte tamamlanacak. Ya da dilerseniz farklı yerlerde kullanmak istediğinizde son sıranın tamamını trabzan olarak bitirebilirsiniz. Ya da son sıranın tamamını hani 3 trabzan, 1 boşluk, 3 trabzan şeklinde bitirip motifleri o şekilde de birleştirebilirsiniz. Artık farklı farklı birleştirme yapabilirsiniz. Evet. Modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.